Evet, Amerikan Truck Simulatörüne girişimizi yapıyoruz. Ben biraz oynamıştım. Ne yaptım ben oynarken? İşte bu bize bedava kamyon veriyorlardı. Aslında bedava kamyon değil, şirketlerin kamyonu oluyor galiba. Şirketlerin kamyonuyla o şirketlerin ürünlerini taşıya taşıya biraz para yaptım. Sonra bankadan kredi çektim. Bakın ne kadar kredi çekmişim. 120, tabii 120 dolar kredi çektim. 120 bin dolar. Kendime şöyle basit bir tır aldım. Yani bu tır çok basit. Gerçekten yokuşlarda falan acayip tıkanıyor. Neyse biz bu tırı aldık. En son uyuma yerine gittim. Aa, yoruluyorsunuz diyor. Aa, orayı kaydetmemiş. Görüyor musunuz? Orayı kaydetmemiş. Ben uyuma yerinde bırakmıştım tırı. Şimdi tekrar gideceğiz oraya. Şimdi bir saniye şu sesleri bir kısayım, oyunda sesler çok yüksek. İnanılmaz yüksek sesler ya. Ana sesi kıstığım halde yine çok yüksek geliyor sesler. Evet, şimdi oyundan biraz bahsedecek olursak, oyun Euro Truck Simulator 2 oynayan varsa aynı motora sahip. Her şey aynı. Grafikler aynı. Sesler aynı. Her şey aynı. Zaten klasik, biliyorsunuz, bu uyuma da aynı. İşte park yerlerine gidip uyuyorsunuz. Benzin istasyonlarında uyuyorsunuz. Yalnız bunda şöyle bir problem var bu oyunda. Şimdi ETS'de bu aracın göstergeleri çok net gözüküyordu. Ben bilmiyorum, belki benim çözünürlükle alakası vardır. Ben 1440'a 900 oynuyorum. Benim çözünürlükle de alakası olabilir. Yani siz de şu an videoda görüyorsunuzdur. Göstergeler baya baya okunmuyor yani. Çok. Ya hangisi mesela benzin, ben onu göremedim. Şimdi şuradan bir önce işimizi alalım. Bir iş alalım da yolda konuşuruz yine. Hop. Bakalım şimdi ne iş var burada. Evet, şöyle bir şey var. Ne veriyor? 300 dolar mı? 300 dolar ne be? Biraz uzağa gideyim ya. 300 dolar oldu mu? Oyun şey mi oldu? İş mi olurmuş? Şeye değmez yani. Ha, buradaymış doğrusu hemen. Tamam. Arabayı çalıştırmaya değmez 300 dolar. Otomatik vites kullanıyorum. Önce şey kullandım ben. Normal manuel vites kullandım da biraz zorlandım. Yani tırlarda çok fazla, biliyorsunuz, vites değişiyor ve klavyeden değiştirirken pek zevk alamıyor insan. Yani direksiyonla daha güzel oluyor o konu. Sinyalimizi verip, bir dakika, nereden gidiyor? Soldan. Yollar da bomboş. Evet, ne diyorum? Oyun ETS 2'nin aynısı. Tırlar değişik sadece. Yani klasik Amerikan tırları, eski klasik Amerikan tırları yok. Bu herhalde yeni Amerikan tırları var. Onlar da, ben pek modellerini beğenmedim. Eski büyük tırlar çok daha güzel oluyordu, tipleri. O mesela çok eski bir oyunu var bunun, simülatör oyunu. American Hail diye. Mesela o American Hail'daki tırlar efsane yani. İçleri, direksiyonları falan hep meşeden. İçerideki işte gösterge panelleri falan hep böyle ağaçtan, ahşap. Çok efsane tırlar var mesela orada. Ben buradaki tırları pek beğenmedim. Gerçi şöyle haritayı göstereyim size. Bak, haritanın sadece belli bir bölümü açık. Yani daha muhtemelen bayağı bir expansion paket gelecek şu haritanın diğer yerlerini de açmak için.
ki burası galiba Güney Amerika. Yani daha çok fazla iki tane belki ya da üç tane paket çıkaracaklar. O paketlerle belki değişik tırlar da ekleyebilirler. Emin değilim. Şimdi oyunda ne var? Oyunda mesela şöyle göstereyim size. Oyunda bir kere her şeyi keşfetmeniz gerekiyor. Yine ETS'de biliyorsunuzdur. Araç satış yerlerini keşfetmeniz gerekiyor. Ondan sonra çalışacak elemanları alacağınız işçi ajanslarını keşfetmeniz gerekiyor. Bunları ne kadar çok keşfederseniz o kadar çok araca, uygun fiyatlı araca ulaşabilir, değişik türdeki araca ulaşabilir ya da daha iyi yetenekleri olan çalışanlar alabilirsiniz. Buradan sola dönecekmişiz. Niye burada durduk? Şunlar gelmezse. Ha, bu oyunun en belirgin özelliği şöyle. Çok fazla ceza yiyorsunuz. Yani ben normalde çok fazla ceza yemem. Hızda mesela son sürat gittiğiniz zaman yani pek yakalayamıyorlardı Euro Truck'ta. Burada baya baya ciddi ciddi sürekli kaza nereden çıkıyor? Ceza yiyorsunuz. Çünkü etrafta gezinen devriye polis arabaları var. Onları eklemişler. Sizi yakalıyorlar ve cezayı çat çek kesiyorlar. Evet, gördüğünüz gibi tır o tıkandı tıkandı tıkandı. Vallahi tıkandı. Hadi be, çıkabilecek mi burayı? Yani çıkamazsa ne yapacağız? Evet, çıktı. Şimdi dediğim gibi benzinin göstergesini göremediğim için benzinim ne kadar var bilmiyorum. O yüzden yolda bir benzin almam gerekecek. Evet, yine efsane bir görüntü. Şimdi ben bir resim alalım. Oyunda başka ne değişiklikler var? Trafik artmış, trafik düzelmiş. Baya baya trafik oluyor oyunda bazen. Yani çok çok böyle kitlenmiyor ama sizi baya yavaşlatıyor. Öyle korna selektör yaparak da açamıyorsunuz trafiği kolay kolay. O güzel olmuş. Aslında trafik yani şehir içlerinde özellikle daha çok trafik yapsa bence daha gerçekçi olur. Sonuçta bir simülasyon olduğu için yani şehir içlerinde trafiğin olması çok mantıklı olur. Bomboş dümdüz yollarda gitmektense biraz trafik yaşamayı bütün oyuncular ister benim düşüncem. Mesela bazı şehirlerde yaparsınız trafiği. Ama maalesef böyle trafik yok. Bakın yine polis arabası geçiyor. Şimdi ben hız sınırını geçersem oy 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 polis arabasına çarpıyorum. Bana hemen cezayı kesecek. Aslında yakın yer seçmem iyi oldu çünkü değişen bir özelliği daha size göstereyim. Aslında bu oyun ne gibi olmuş biliyor musunuz? Euro Truck 2'ye çok büyük bir expansion paket gelmiş gibi olmuş aslında. Yeni bir oyun yapmamışlar. Resmen o oyunu güncellemişler. Ve işte harita değişmiş yani. Amerika'da geçmesi güzel olmuş mu bilmiyorum. Yani ben şahsen Avrupa'yı daha çok seviyorum. Çıkma yola. Sakın atlama önüme ha. İyi güzel. Ha, biz farımızı kapatalım ya. Sabah oldu. Şurada benzin istasyonu var. Dalayım hemen şuradan.
Ters mers vallahi hiç acımam zaten. Bu bizim benzin bayağı bayağı bitmiş. Bakın bu mesela oyunun menüsü olan yerde artık benzin ibriniz, işte mesela uykunuz geldiği zaman orada mesela küçük bir yatak simgesi var, oralarda bu tür şeyleri gösteriyor. Fakat ben o menüyü pek açıp oynamak istemiyorum açıkçası. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Karşıdan araba geliyor mu? Yok, gelmiyor. Biz niye gidemiyoruz ya? Hayda, nereye çarpmışız? Benzin istasyonuna havayı uçuracağız. Tabi tersten girince olan o. Ne bekliyorsunuz? Benzin de aldı şimdi. Araç iyiden ağırlaştı tabii. Bir benzin istasyonu daha var, iyi mi? İyi, çabuk geldik mekana. Buradan da bir tane dorse, yani bir yük alır da o karşıdan atır geliyor. Geçsin de bari öyle dönelim. Oradaki yol da kapalı zaten, baksana. Oyunun bütün neredeyse haritası kapalı ya. Evet, şimdi buraya geldik. Yükü teslim edeceğimiz yeri. Burada duruyoruz. Şimdi işi tamamlamak için bir tuşa basın diyor. Bakın burada mesela dorse teslimatı diyor. Şimdi 40 tecrübe puanı almanız için basıyorsunuz buraya. Bakın görüyorsunuz. Diyor ki git buraya park et diyor. Burası yani aslında kolay bir mekan. Şuradan şöyle gideriz, döneriz, geri geri park ederiz. Çok daha zor olan yerler var. 90 tecrübe puanı veren yerler var. Çok zor. Ben yani bayağı uğraşmıştım park edene kadar. 5 dakika falan gibi bir zaman uğraşmıştım. Çok milim hareketler yapıyorsunuz. Milimetrik hareketler yapıyorsunuz. Çok dar bir alan oluyor çünkü. Mesela bunda dümdüz girip park ediyorsunuz veya diyorsun ki kardeşim yok ben park etmeyeceğim, sen park et. Doğal olarak onda da hiç size tecrübe puanı vermiyor. Biz şimdilik şu 40'ı pay yapalım çünkü kolay bir yer çıktı. Kolay bir yere ben hemen gider park ederim yani. O şurada eski model bir güzel bir araba da varmış. Evet, kameramızı değiştirelim. Evet, park yeri şurası. Yavaş yavaş gelelim şimdi. Çok iyi. Gel gel gel. Gel gel gel. Ha, hiç gel gel diyen insan da yok yani, dikkat ediyorsanız. Evet, çok iyi. Sıfır park ettim. Ben sıfır park ettim de oyun bunu sıfır algılamadı. Hop ya, yanlış yere çevirdim.
İşte budur. Tecrübemizi aldık. Seviyemizi atladık. Devam et dedik. Seviye atladığımız için şimdi puan harcayacağız. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Buradan tehlikeli maddeleri açalım. Çünkü tehlikeli maddeler iyi para kazandırıyor. Ne açsak? Ya, zaten otomatik açıyor, doğru ya. Patlayıcı maddelerle başlıyor. Ben aslında şu kırılacak maddeleri istiyorum ama zehirli, aşındırıcı. Bir dakika, hassas süt buradaymış. Tamam, ben bunu istiyorum. Evet. Bakalım burada size bir şey daha göstereyim de videoyu bitirmeden. Şimdi mesela dorsenizi bıraktınız. Geldiniz buraya şehre, değil mi? Evet, şirketin şeyine geldiniz. Basit enter'ı. Şimdi bunlar bu şirketin, burası tıklı olduğu için bu şirketin bize verdiği işler ya da vermek istediği işler. Şimdi ben bunu her zaman mesafe başına ücrete çeviririm. Neden? Çünkü bence mesafe başına, yani mil başına ücrette her zaman en çok kazanırsınız. 1 milde 17 dolarla 1 milde 15 dolar çok fark eder. Zaten taşıdığınız şey genellikle mesafe başına taşıyorsunuz. Belki tabii kırılacak şeyler, yakıtlar, bilmem neler, işte o patlayıcı tehlikeli maddeler taşımalarında iş değişiyor ama böyle normal taşımalarda tavsiyem size mil başına hesap ettirmeniz. Şimdi mesela bu buradaki satılan ürünler, sevkiyat ürünleri. Eğer başka bir yerden sevkiyat yapmak istiyorsanız orayı değiştirmeniz gerekiyor. Fakat bir dakika, buradan şey gelmiş artık, değiştirme hikayesi gelmiş. O ne be? Sinek. Çıkarsana onu. Tamam. Valla şu an galiba iş yok yakınlarda. Yakınlarda iş olsa, çünkü bu basma yerleri çıkıyor. Yani biraz bekleyip başka işler de alabiliriz veya bu işi yapabiliriz. Yani şu iyi gözüküyor aslında. Yani yapılabilir. Biraz yol şey ama söyleyeyim. Virajlı ama. Evet. Şu an videomu support bozguna uğratmaya çalışan bir sinek var. Konuşamadım yani sinek yüzünden. Neyse, şu işi alalım. Şunu da gösterelim. Şimdi aldık işimizi. Dorse hazır diyor. Baktınız ki dorse yok, değil mi? Hemen basıyoruz M'ye. Yakınlaşıyoruz. Evet, bakın nerede dorse. Arkada bir yerlerdeymiş. O zaman geri geri gideceğiz. Geri geri de benim tır biraz yavaş gidiyor. Dandik olduğu için ben biraz acele ettim. Normalde zaten hani bu şeylerde tırınız olmadan zaten aldığınız görevlerde zaten şey gayet iyi para veriliyor. Ha bakın, mesela onu göstereyim, nakliye piyasasında. Bakın, tek seferlik iş görüyor musunuz? Tek seferlik işe bastığın zaman yani bence ücretler gayet iyi. 3000 dolar, 3000 dolar. Yani, ha bir dakika, biz tabii demin orada şeye girdik, bu şirketin şeyine girdik. Tabii bizim şuna girmemiz gerekiyor. Bakın, nakliye piyasası, serbest çalış. İşte bütün işler burada. Yani 1000 dolar belki fark ediyor gördüğünüz gibi. Aslında bakalım en yüksek ücret ne veriyor? 5780 veriyor mesafede şu. Ne taşıyormuşuz? Ha, basınç tankı taşıyormuşuz. Mesela ne veriyor? 22 dolar veriyor saat başına. Bakın, bu da 22 dolar veriyor. Görüyor musunuz?
O da burada, burası aslında bu daha yakın bize de. Ve buradan gidip buraya dorsiye almak da biraz mantıksız oluyor. Evet, biz şimdi dorsiyemizi alalım. Gel kaptan gel. Gel gel gel. Hop, dur orada. T harfine bastık klavyeden ve aldık gidiyoruz. Aldık gidiyoruz. Olay budur. Oyunun yine incelemesini internet sitemizden yapacağız. Oyuncunundiyarı.com. Orada muhtemelen daha detaylı yazacağım. Şu an aklıma gelmemiş şeyleri de orada yazıp anlatacağım. Resimlerle de göstereceğim. Bu videoyu da oraya koyacağım. Oradan takip edersiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.